Kadın erkek eşitliği hakkında neler düşünüyorsunuz? Öncelikle selamun aleyküm arkadaşlar. Akşam Türkiye milli takımına canı gönülden desteklerimizi iletiyoruz. Abi kadın ve erkek kesinlikle eşit değildir. Çünkü olamaz. Bu bir yaratılış meselesi. Hani anatomik olarak da baktığımız müddetçe böyle bir şey kesinlikle mümkün değil. Yani spor, hani baktığımız zaman arkadaşlar, neden kadınlar ve erkekler aynı kulvarda yarışmıyorlar değil mi? Yarışabiliyorlarsa yarışsınlar. Yani 45 kilo bir kadınla 45 kilo bir erkeğin güreş müsabakasında boy ölçebilmesi ne kadar mantıklı? Adam seslendirmeci bu. Ama yok öyle bir şey. Tabii öyle. Ama şunu da söylemek lazım. Onların daha hassas ve narin olmaları bizim onlar için daha fazla hassasiyet göstermemizi tabii ki de sağlamalı. Yoksa yani eşitliği bizler sağlamalıyız. Bir eşitlik yok. Teşekkürler. Biz teşekkür ederiz. Kadın erkek eşitliği hakkında neler düşünüyorsunuz? Ya kadın erkek eşitliği aslında olması lazım ama Türkiye'de yok. Türkiye'de kadını özür dilerim baş tökü gözü bakıyorlar. Ben de üç tane kızım var, üzülüyorum yani. Bu var maalesef, ayrımcılık var. Burada insanlar eğitim sistemi kötü. Yani. Bakış açısı kötü. Halbuki kadın da insan, sen de insansın abi. Kadın olma suç değil ha. Kadın insan. Kadın bir değer. Sen nasıl kendini koruyorsa erkeği yürü, o da bir kadındır. O da insan. Değil mi? Kadını okuma hakkı mı? Var. Kadın bir devlet memuru olmaz mı? Olur. Devlet kaymakamı olmaz mı? Olur. Bilim adamı olmaz mı? Olur. Tamam. Kadın ne yapıyorsun? İnsan yani. O da insan, insan. Kadın köle değil hemşerim. Kadın bir değer. Kadın bir sudur. Kadın hayattır. Kadın her, evin her şeyidir. Sen deyse o da aynı. Kendinize iyi bakın. Teşekkür ederim. Teşekkür ederiz katılımınız için. Hocam, sağ olun. Öbür tarafta 40 tane huri veriyor erkeklere. Buralarından salyalar akıyor. 40 huri mi diyor. Ulan dangalak. Evde bir karıyı idare edemiyorsun. Öbür tarafta 40 tane karıyı nasıl idare edeceksin? Salak. 40 tane huri veriyormuş. Bir araştırma yapılsın kadınlarda. Yemin ederim %50'si öleceği güne kadar orgazm ne olduğunu bilmiyordur be. Orgazm ne olduğunu bilmiyordur kadın. Çıkıyor herif üstüne, üç ileri, iki geri, üç ileri, iki geri. Karı da orada cep telefonuna giriyor. Yarınki marketlerde ne indirim var? Bitti mi işte, bitti. Bu bunların şeyi. Ama 40 tane hurin hayalini kuruyor. Başka ne soruyorsun bilmiyorum ki yani. Şimdi bugün iki sorum var. İki ayrı bölüm çekeceğim. Birisi, kadın erkek eşitliği hakkında ne düşünüyorsunuz? Sen benim az çok fikirlerimi de biliyorsun da yani. Ya arkadaş, sosyal hakları olarak, oy kullanma hakları olarak bunu birçok Avrupa ülkesinden önce Atatürk uygulamış ya. Tabii sosyal haklar şey, cinsellik boyutuna falan bakma. O ayrı. Kadın erkek eşit ama kanun şey olarak hayattaki şeyler için kadın elbette eşittir. Kadın anadır. Yavrularının anasıdır. Evin geçim kaynağını idare edilmesini sağlayan kişidir. Kadın hepimizin anası var, bacısı var, kızı var. Kadını eşit değildir pozisyona sokmak gibi bir şey zaten söz konusu olamaz. Ona katılmıyorum. Kadın erkek eşittir ama bazı şeylerde değildir. Bazı şeylerde değildir. Bu işin başka diğer boyutuna falan gelirse, cinsellik boyutuna oraya buraya gelirse eşit değildir kardeş. Güç olayına gelirse eşit değildir. Sen şimdi bir erken yaptığı işi kadın da yapar. Ya arkadaş bir şeylerini yapabilirsin. Belki tır şoförü olabilirsin. Bir şeyler tır kullanabilirsin falan ama bir inşaatta da kürek sallayıp çimento da sırtın altında taşıyamazsın. Ya da onun gibi ağır işler de yapamazsın. Burada bedensel olarak da bir eşitsizlik var. İkinci sorum da şu. Hayatta yapmak isteyip de yapamadığınız şeyler oldu mu? Hayatta yapmak isteyip de yapamadığım şeylerden biri ne olurdu biliyor musun? Şurada ne yazıyordu? Bankanın üstünde. TC yazıyordu. Anlamı neydi? Türkiye Cumhuriyeti. Bak sen de bilmiyorsun. Sen de cahilsin işte. Türkiye Cumhuriyeti mi yazıyordu orada? Ne yazıyordu? Tayyip Cumhuriyeti. İnsan kendi ideolojisinin baş harflerini oradan kaldırır mı be? Yeni onun zamanında iktidara gelenler bugün 22-23 yaşında. Onu Tayyip Cumhuriyeti diye okuyordu zaten. Niye kaldırıyorsun? Bırak kalsaydı. Bunları bir kere kaldırdı. Eşitlik meşitlik falan hak ettire. Ha, bak geldi benim adamım.
Değil mi adamım? Peki. Ekleyecekleriniz yoksa burada keselim. He, kısak olsun. Tamam, yani. Peki. Teşekkür tamam. ederiz. Sağ ol. Kayda gir. Tamam. Ben hükümetin aldığı ekonomik tedbirleri yetersiz görüyorum. Bir kere ne yapması lazım biliyor musun? İlk önce kıyafet alımını ve giyimini yasaklayacak. Herkes incir yaprağı takacak. Bir. İkincisi evlerin tuvaletine turnike koysun. Ev halkı akbil basıp tuvalet kullansın. Bak ekonomik tedbirler bunlar. Öyle değil mi? Prezervatif kullanmasınlar, yasaklasın. Market poşeti kullanın ya, 25 kuruş. Öyle market poşeti kullan, niye prezervatif kullanıyorsun? Bunlar da var, kullanmasınlar. Yani aklıma geldi, döndüm söyledim. Peki. Kadın erkek eşitliği hakkında ne düşünüyorsunuz? Kadınlara ülkemizde ikinci sınıf muamele yapılıyor. Yanlış. Ecnebiler tutuyorlar, eşitliklerden söz ediyorlar. Biz niye eşitliklerin yanında değiliz? 102 senedir savaşmayan bir ülkeyiz. 1934'te Atatürk kadın haklarını vermiş. Vermiş ama ondan sonra gelen, 50'den bu yana gelen iktidarlar bunu sümen altı yapmışlar. Hasır altına gitmişler. Kadını sırtı sopasız, karnı sıpasız diye laflar çıkarmışlar. Yok efendim. Elini hamurine, erkek işine karışma, bilmem ne. Ne ya, hangi dönemde yaşıyoruz? Uzay istasyonu kuruyor elin adamlar. Uzaya silahlar yerleştiriyorlar. Biz kalkmışız, neleri konuşuyoruz? Peki, Almanya'da Merkel 25 sene yaptı mı? Başkanlık yaptı. Yaptı, ne yaptı? Almanların geliri 9.000'ken nereye götürdü? 25.500'e kadar. Dedik artık yoruldum, ben çekiliyorum. Peki, Bayan Thatcher vardı. Allah rahmet eylesin, nurlar içinde yatsın, mekanı cennet olsun. İngiliz başbakanıydı. Ne dedi? İnsanız, eşitiz, aynı dünyayı beraber paylaşıyoruz. Ayağımız yerin üstüne basıyor, birbirimizden iğne ucu kadar farkımız yok. Yalan mı söylemiş? Bugün İngiltere'de ileride. Biz neredeyiz? Tansu Çiller'i de bir ara destekledik. O da dedi ki benim çöpüm yok, gitti Amerika'da yaşıyor. Haliyle biz de kişilerine değer veriyoruz. Ama o değeri kavrayamıyorlar ya da tam destek alamadıkları için çekiniyorlar. İnsanlar bulutlar kadar özgürdür. İnsanlar birebir eşittir. İnsanı dünyaya getiren babadan olur, anneden doğar. Annedir. 9 ay 17 gün karnında taşır. Bir anne evladına babasından daha yakındır. En az 9 ay 17 gün bir seneye yakındır. O kadar daha evladına sahiptir. Ama tutuyorlar, bunları göz ardı ediyorlar. Öttürdüğüm düdük, çaldığım düdük yapıyorlar. Yanlış. Kadınlara haklar verilmemiş. Vereceğiz efendim. Bizi de böyle eğittiler. Tuttuk. Bizden önceki jenerasyonun fikirleriyle aynı baskıları yaptık. Sonra ne oldu? Baktım ki bunların bize öğrettikleri doğru değil. Şimdi cebimde 1.000 liram var ise 750'sini kör oğluna veriyorum, evdekine. 250'sini ben alıyorum, 1/4'ünü alıyorum. Neden diyor bunu böyle yapıyorsun? Çünkü diyorum seni bilmeden bilinçsizce ezmişim, kusur işlemişim. Hiç değilse kendi günahımı kendim ödeyeyim. Bunu yapmakla hiç değilse ruhum için biraz rahat eder. İç dünyamdaki iç sıkıntısını dışarıya göndermiş olurum. İnsanlar her zaman için birdir, beraberdir, hürdür. Kalkıp da o saç uzun aklı kısa. Peki saç uzun erkekler de var, onların aklı uzun mu oluyor? Yok, bana diyorlar sen feministsin. Ya feminist, komünist, faşist diye bir şey yok. İnsan diye bir şey var. İnsanız insan. İnsan olan insan sever, adalete boyun eğer. Benim bildiğim bu kadar ikiliye yer değiliz. Bizi babaannemiz var, anneannemiz var. Annemiz var, ablamız var, kız kardeşimiz var, kızımız var, ondan sonra gelecek torunlarımız var. Demek ki dünyaya bakarsan, dünya üzerindeki dünya bir gezegen bakarsan eşitlik diye bir kavram var. Bütün canlılar eşit yaratılmışlardır. Bunu böcek belgesellerde görüyoruz. Böceklerde, aslanlarda, kaplanlarda, sineklerde ya da böcek ya, ceylanlarda. Veyahut da kurbağalarda, kaplumbağalarda yahut da yılanlarda
Demek ki eşleşmek var, eşitlik var. Allah öyle yaratmış ki iki kol, iki bir ayak bana da vermiş, ona da vermiş. Aynı yapıyı ona da vermiş, bana da vermiş. Ama bayanların bir farkı var. Bazılarında erkekler kadar güçlü değiller. Ya beyinlerinde erkeklerden farklı güce sahipler. Çünkü bayanların zekası ince ve kıvraktır. Onlardan bugüne kadar öğrendik. Yanlışlarımızı düzeltme fonksiyonuna gittik. Bundan sonra da kalan yanlışlarımız var ise bilmiyoruz. Öğreneceğiz, o yanlışları da düzelteceğiz. Kadınlar nereye adım atarsa onların peşine gideceğiz. Ama bizi kandıran kişiler var ise, ki genelde hemcinslerim oluyor, onların bastığı yere basmayacağım, geri adım atacağım. Onun için kendi dünyamda karşı cinse düşüncelerinden bin fazla değer veriyor. Kadın erkek eşitliği hakkında neler düşünüyorsunuz? Ben kadın erkek eşitliğinin olduğuna pek şahsen inanmıyorum. Mesela örnekler, mesela düğün masrafları açısından her türlü düğün masrafı erkekler yapıyor. Yani tüm detaylarını, evli olanlar bilir bu detayları. Ondan sonra mesela başıma bir ara şu bir AVM'de çalışıyorum, reklama girmesin orası. İşte bu başımdan geçen bir olaydı canlı olarak. Mesela bir tane bir bayan vardı. Hiçbir şey yaptığı yoktu. Yerdi, içerdi, internete takılırdı. Yemekleri lokantalarda. İş arkadaşınızdı değil mi? İş arkadaşımdı. AVM ismini vermeyeyim. Ondan sonra her türlü cefayı da biz çekerdik AVM'yi. İşin kaymağını o yerdi. Bu benim başımdan geçen. Ama ezildiği yerler de vardır. Mesela otelde çalıştım mesela. Onun da ismini vermeyeyim. O da reklama girmesin. Mesela bayan personeller vardı, garson kızlar. Zengin işte züppeleri bu kızlara askıntı olur. Orada da bazı yerler, ezildiği yerler vardır. Ama bayanların şunu söyleyeyim, genellikle egosu, bencil insanlar olduğuna inanıyorum ben. Diyeceklerim bunlar. Kadın erkek eşitliği hakkında neler düşünüyorsunuz? Kadın ve erkeği birbirinden ayırmamak lazım. Kadın olmadığı yerde erkek olmaz, erkek olmadığı yerde kadın olmaz yani. Herkese eşittir, ayrı gayrı olmaz. Yani erkekte ne hak varsa karına da aynı hak olması lazım. Ancak bu batı toplumları, ancak uzak doğu toplumlarında biliyorsun, kadın ikinci plandadır. Ama Türk toplumunda kadın birinci plandadır. Kadının olduğu yerde huzur vardır, güven vardır. Yani erkek tek başına bir şey değildir. Yani bir elmayı düşün, ikiye böl. Bir yarısı erkek, yarısı bayandır yani. Yani hayatın tamamlayıcı unsurudur. Ben şimdi kesinlikle yani bayanların ikinci planda olmasını kabul etmeyen bir şeyim yani, düşünceye sahibiyim. Yani birinci planda kadın olması lazım. Hatta bizim yöneticiler bile kadın olması lazım bana. Yani yönetici kadronun kadın olması lazım. Erkekler ikinci planda olması lazım. Hayatta yani kadının olmadığı yerde erken bir anlamı yok benim için. Yani ben kadına değer veren bir şeyim yani. Evet. Çok teşekkür ederiz katıldığınız için. Kadın erkek eşitliği hakkında neler düşünüyorsunuz? Şimdi bana göre kadın erkek eşitliği eşit değildir. Doğaya aykırı olur. Bedensel, fiziksel ve güç olarak kadınla erkek hiçbir zaman eşit olamaz. Çünkü bir kadının gücü var, bir de erkeğin gücü var. Erkeğin yapmak istediği, yapadığı güç dengesinde kadın bunu yapamaz. Onun için güç olarak kadın ve erkek eşit değildir. Ama bizim laik sisteme göre, şimdiki anayasaya göre kadın eşitliği erkekten üstündür. Kadının hakkı çok daha etkin haklara sahipler. Erkekler o haklara sahip değiller. Bana göre burada eşit değiller. Yani şunu da söyleyeyim. Bakın, Yüce Yaradan kadınlarımızın, annelerimizin ayağının altına cenneti bağışlamış. Ama hangi kadın, hangi annenin ayağının altına cenneti bağışlamış? O bizim annelerimiz, bizim o annelerimiz olduğu ki dönemi kadınlara. Yani saçının telini dahi gösterirken utanıp nahmerem diye saçın telini evladına bile gösteremeyen, fizik olarak hiç kimsenin eşinden başka kimsenin göremediği kadının altına cenneti bağışlamış. Şimdiki nesile değil, her tarafını açmış, fiziksel olarak her şeyi açıkta olan kadının ayaklarının altına cenneti bağışlamamış. Bir annenin ayağının altına cenneti bağışlanmamış. Burada birbirimizi aldatmayalım. Yani cennet annelerimizin ayağının altındadır ama hangi annenin ayağının altında? Ahlakıyla, edebiyle, Allah'ın korkusuyla, Allah'ın adaletiyle yetişmiş, imanıyla yetişmiş, fiziksel, Allah'ın namerem, kadının namerem kıldığı fiziksel
yerlerini hiç eşinden başka kimseyi görmemiş, kocasına itaat etmiş, saygı göstermiş, karşı gelmemiş, çoluk çocuğuna bağlı, Allah'a inanmış, peygambere inanmış, kendini Allah'a teslim etmiş. Bu annenin ayağında cennet ayağının altındadır ve o kadının yapacağı duaların hepsi de bir Allah'ın katında geçerlidir, kabuldur. Şimdiki neslin ayağının altında hiçbir kızın annenin ayağının altında cennet yoktur diye düşünüyorum. Kadın erkek eşitliği hakkında ne düşünüyorsunuz? Kadın erkek eşitliği hakkında şimdi ülkemizde bence güzel şey, yani eşitlik güzel dağılmış. Çünkü zamanında Atatürk'ün yaptığı inkılaplarla zaten bunlar gerçekleşti. Hatta dünyaya da biz öncülük ettik bu konuda. Yani Türkiye'de zaten eşit olduğunu düşünüyorum ben haklarım. Yani problem görmüyoruz. Aynen. Peki. Kadın erkek eşitliği hakkında neler düşünüyorsunuz? Kadın erkek eşitliği hakkında düşündüğümüz, biz ülkemizde kadına da değer verilmesi, erkeğe de değer verilmesi bütündür. Ayrımcılık yoktur. Kadınlar da bizim ülkemizin başımızın tacıdır. Onlara değer vermemiz, onları daha güzel şekilde karşılamamız, özellikle bu kadınlara yapılan saldırılar, bunları kınıyoruz. Bizim ülkemizde olmaması gereken bir ders çıkartmamız. Bizim ülkemiz Türkiye Cumhuriyeti kadın erkek eşitliği üzerine tüm ülkelere örnek olacak bir ülkemizdir. Bunu temenni ederim. Kadınlar baş tacıdır. Ne demek? Çok teşekkür ederiz. Eşitliği hakkında neler düşünüyorsunuz? Az önce seslendirmeci abiye çok katılıyorum. Aynı görüşteyim. Konu olarak şöyle bakıyorum. Kadın erkek eşittir bence. Ama spor müsabakalarına girdi abimiz. Spor müsabakalarında eşit olduğunu düşünmüyorum. Sonuç olarak erkek kitlesi, kemik yapısı, anatomisi çok farklı. Ama hak ve hukuk gerekçesinde erkek ve kadının eşit olduğunu düşünüyorum. Olması gerektiğini düşünüyorum. Ülkemiz öyle bir şey çok mümkün değil de olması gerekiyor. Modernleşmeyle uzaklaşıp kendi kendimize böyle bir kanun içerisinde olmamız gerekiyor. Teşekkür ederim. Çok teşekkür ederiz katıldığınız için. Kadın erkek eşitliği hakkında neler düşünüyorsunuz? Vallahi bence yani şimdi eşitlik daha doğru, tam eşitlik olmamıştır. Eşit olması bence daha iyidir. Yani her iki tarafın anlaşması lazım. Anlaşmadan olmaz. Bence eşitlik daha iyidir. Hani o olursa olmazsa kötü olur, yani sıkıntı. Eşitlik her zaman daha iyidir. Bayanlara da hak vermek lazım. Ama onların da bir erkeği anlaması daha iyi olur yani. Anlamadan, sormadan direkt yani kötü şeye giriyorlarsa kötüdür yani. Direkt mesela bilmeden direkt soruyorlar. Kötü cevaplar alıyorsa sıkıntılı yani. Yani daha doğrusu yeni sevgilimizden ayrıldığımız için yani pek bir şey söyleyemem sana. Kötü yani. Peki şöyle toplumu incelediğinde kadın erkek eşitliği olduğunu görüyor musun? Vallahi göremiyorum. Yani çünkü dünya ekonomisi bayağı bir değişti yani şimdi. Eşitlik asla ayrı değil. Aynı değildir. Şu an eşitlik yok.